Sayın seyirciler, yurt dışında toplam 1 milyon 326 seçmen sandığa gitti. Seçmenin %59,6'sı evet oyu kullanırken Almanya'da sandıktan %63'lük oranla evet oyu çıktı. Gelsenkirchen'deki Almanyalı Türk Demokratlar Birliği referandumun ardından kutlama düzenledi. Avrupa'daki tüm engellemelere rağmen vatandaşların sandığa giderek sandığa sahip çıktıklarını ifade eden UET'de Gelsenkirchen Şube Başkanı Erol Yukarıbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini dile getirdi. Yeni ve büyük bir Türkiye için biz evet dedik ve bu ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni Türkiye'ye hoş geldiniz. Evet, bildiğimiz gibi Avrupa'da da ve Türkiye'de referandum için sandığa gidildi ve evet çıkacağı zaten belliydi ve buradaki çalışmalar, Türkiye'deki çalışmalar vatana millete hayırlı ve uğurlu olsun. Çünkü geleceğimiz için çok önemliydi bu referandum sonucu. Böyle giderse Türkiye daha çok değişik şeylere imza atar. Hepimizin bildiği gibi ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için bir dönüm noktası olan 16 Nisan günü bugün bir referandum yapıldı. Bizler de Avrupalı Türkler olarak bu referandum için 27 Mart ile 9 Nisan arasında Avrupa'daki konsolosluklarda oylarımızı kullandık. Biz de Gelsenkirchen Şubesi olarak Essen konsolosluğumuza bağlı Dortmund seçim sandığında oylarımızı kullandık. Biz normalde bu sefer tabii ki Avrupa'dan birçok engellemelerle karşılaştık. Oy kullanma, oy verme ve bu konuda halkımızı bilinçlendirme konusunda salon toplantılarımız iptal edildi. Fakat buna rağmen halkımız rağbet gösterdi. Cumhurbaşkanlığı 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinden daha da fazla, yaklaşık %50'ye yakın bir katılım oranı gösterdik komple Avrupa'da. Ve 1,5 milyona yakın vatandaşımız da Avrupa'da oy kullandı. Ve tabii ki bu oyların çoğunluğu da hepimizin bildiği gibi evet olacaktır. Bu anlamda evet konusunda da biz çok büyük katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Yaklaşık olarak %3-%4 civarında da Türkiye'deki ortalamayı yükselteceğimizi Avrupa'dan gelecek oylarla düşünüyoruz.